Başrol izleyicileri sizlere gündemi aktardık. Şimdi bu bölümün konuklu kısmına geldik ama konuğumuzu anons etmeden önce neden burada olduğuna dair haberimizi aktarmak istiyorum sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap sloganıyla Haydi Çocuklar Camiye projesini yarı yıl tatilinde uygulamaya başlayacak. 11 gün sürecek projede 6-13 yaş arası çocuklar 3 farklı kategoride yarışacaklar. Dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. 81 ilde 2500 camide 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Alevi örgütleri bu projeye tepkili. O yüzden de biz bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İçerenköy Cemevi dedesi Sefa Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, teşekkür Peki ediyorum. Neden tepkili olduğunuzu anlatır mısınız bizlere? Bir kere bunu iki ana başlıkla açıklayabiliriz. Zamanımız da kısıtlı ama kısaca bir iki cümleyle değinmek isterim. Birincisi aslında, çocuk haklarına bir saygısızlık. Onların bloğu çağında o çocukların öyle bir anlayışa sokulması, öyle bir yükümlülükle sorumluluk yüklenmesi bir kere çocuk hak ve hukukuna aykırı. Birincisi bu. Yani çocuk haklarına büyük bir darbe. Ve o yaştaki çocukların, camiye götürülen çocukların daha ileride ne gibi bir sonuç doğurduğunu hep birlikte gördük ve travmatik kişilikler, kimlikler yaratıldı. Bu travmatik kişilikler ve kimliklerin en başında da ötekiler geldi. Ben ikinci özellikle benim itiraz ettiğim alanda ötekilerin durumu. Yani camide namaz kılmayanların, daha doğrusu sünni inanca, İslam'a ait olmayan ya da herhangi bir mezhebe, sünni İslam'ın ya da İslamiyet'in herhangi bir mezhebine mensup olmayan Alevi ya da diğer gayrimüslim çocukların buna tabi tutulması. Çünkü bir de ödül gibi bir durum da söz konusu. Bu çocukları her alanda yarıştıranlar bu alanı dahi bir fırsata çevirerek yarıştırmaları çok daha negatif bir durum. Yani buna aslında itiraz etmesi gereken sadece Aleviler ve ötekiler değil. Çocuğu olan herkesin itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü çocuk hak ve hukukuna korkunç bir saldırı. Alevi çocuklarına da büyük bir darbe. Ya deşifre olacaklar ya da biliyorsunuz okullarda bugün Alevi çocukların başına gelenleri 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz, tanıklık ediyoruz. Maalesef bir önlem de alamıyoruz. Bu gidişat da hoş bir gidişat değil. Çocuklarımız giderek bizden kopuyor. Birkaç tane çocuğu camiye götürmüşler. Cemevine anneleri babaları getirirler ve ruh sağlıkları alabildiğine bozuk. Konuşmayı unutmuşlar. Anneleriyle babalarıyla diyalogları zayıf, çevreyle ilişki kuramıyorlar. Ve suçluyorlar. Sürekli herkesi suçluyorlar. Neden? Namaz kılmanın büyük bir erdemlilik olduğu onların o minnacık beynine sokulmuş. Namaz kılmayan herkes kafir. Şeytanın yanındadır dedi. Yani işte çocuğu yanında annesini ve babasını şeytanlaştırıyorlar, düşmanlaştırıyorlar ona karşı. Çocuk annesine ve babasına başka bir gözle bakıyor. Kapalı, artık ona kendini kapatmış. Tamamen o öğretmeninin söylediği, hocasının söylediği, sözüm ona yani eğitimci olacaklar, söylediği sözleri kendisine tamamen hayatının bütün alanında referans almış. Sadece derste değil, yani günlük kurduğu ilişkilerde, hayatta, annesi, aile ilişkilerinde. Ve annesini ve babasını kendisine düşünün. Bakan, besleyen, büyüten, onların hiçbir hakkı yok bu konuda. Onlara karşı düşmanlaşmış. Soruyorum, diyor ki namaz kılmıyorlar diyor. Yani namaz kılarsan olacak, yani çocuk şeyle suçluyor. Öğretmenim dedi ki diyor, eğer biz inanıyorsak, Müslümansak namaz kılacağız. Namaz kılmayan her kimse İslam olamaz, Müslüman olamaz. Şimdi anlayışın nereye doğru gittiğini görmek zorundayız. Bundan dolayı biz topyekün, hatta bu çocuklar arası ayrışmayı da pozitif ayrışmayı. Çocuklar arası şiddet başlarsa kimse şaşmasın. Yani bu şey değil, çok basit bir olay değil. Ve çocuklar arasında o ilkokul, bülü çağındaki
matematik öğrenmesi, resim öğrenmesi, edebiyat öğrenmesi, şiir öğrenmesi, harp öğrenmesi gereken çocuklar arasında bir savaş olursa, dövüş, kavga, şiddet olursa hiç şaşmayın. Camiye çünkü, gidenler gitmeyenler. Çünkü bu çok tehlikeli bir ayrımdır. O yaştaki çabuk yönlenebilecek, çabuk etkilenebilecek ve çabuk ona göre bir hayat perspektifi oluşturacak çocuklar için korkunç bir tehlike. Buna herkes itiraz etmeli. Aklı olan, vicdanı olan, öngörüsü olan herkes bu projeye derhal müdahale etmelidir. Evet. Peki ben de buna benzer şeyler yaşamıştım. Bir stajyer çocuk vardı bizde İstivi'de. Lise son sınıfta en yakın arkadaşıyla konuşurken diyor ki kız ben diyor Alevi'yim diyor. Ama diyor sen çok iyisin. Nasıl bir yetişmişse o Alevilerle ilgili en yakın arkadaşının Alevi olduğunu öğrenince ama sen iyisin diyor. Yani aslında kötü olman lazım. Tabii. Böyle ve bu projeyle bu şeyler daha da çoğalacak herhalde. Bu yaş grubuna indirgenmesi ileride Türkiye'nin nasıl bir coğrafya olabileceğinin de en büyük göstergesi. Biz maalesef, ben özür diliyorum, çok rahatız. Göremiyoruz ve her şey tam olduktan sonra eyvah diyoruz ve eyvahın da hiçbir şey çözmediğini defalarca tanıklık ettik. Duvara kadar gidiyoruz ve toslayana kadar da bekliyoruz. Bu toplum, Alevi toplumu özellikle çok travmatik bir toplum. Çok sarsılan, çok şiddet gören bir toplum. Ve bugün bu proje o kadar riskli bir proje ki, tehlikeyi falan bir tarafa bırakın. Yani o kadar karanlık bir proje ki, Aleviyim diyen, ben bu Cemevi, işte Cem Vakfı'ydı, Pir Sultan'dı, şuydu buydu, Ali'siz Aleviler, Ali'li Ali'ler, ben bahiş tartışmaları ben hep böyle görmüşümdür. Topyekun bir araya gelerek eğer birazcık akıl varsa, birazcık vicdan varsa buna karşı etkin bir mücadele geliştirmelidir. Sizin bu çağrınız da galiba Alevi dernekleri, cemevleri hepsine kapsıyor değil mi? Örgütlü evet. Olmuş Aleviler ve nüanslı nedeniyle ayrı gayrı duranların bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorsun. Şöyle, dünyanın aslında tartışma çok yanlış yerden yapılıyor. Giderek erk dili, iktidar dili herkese sirayet ediyor. Yani homojen bir yapıya zorluyoruz herkesi. Yani tekçiliğe zorluyoruz. Halbuki dünyada hiçbir inanç tek değil. İslamiyet de tek değil, Hristiyanlık da değil, Musevilik de değil, ateistlik de değil. Herkesin kendine dair bir değer yargısı var, algısı var. Size çok sıcak gelen bana çok o kadar sıcak gelmeyebilir. İnançlar da böyle, miktarı kadar. Yani herkesin algısı çok değişik. Fakat bir felakete sürükleniyoruz. Ben bunu burada belirtmek zorundayım, izniniz olursa. Buyurun lütfen. İlk defa o selefist, cihatçı örgütlerin içerisinde ilk defa Alevileri gördük. Bu şu açıdan önemlidir ve değerlidir. Bu şey değil mi? IŞİD. IŞİD'de. Mevzusu, El Nusra'larda falan. Şimdi bunu neden böyle söylüyorum? Okullarda özellikle eğitimin seviye kaybetmesi, biz eleştirirken ezberci eğitim, üretime yönelik eğitim değil derken çok daha gerici, çok daha negatif, muhafazakar, her gün değişen bir eğitim sistemiyle de karşı karşıya kaldık. Bunlara biz önceden birçok konuda itirazımız vardı ama bunlara da itiraz edemedik. Kendi aramızda bir kör dövüşün içinde kaldık. Daha da giderek insanoğlu tapınan bir varlık. İnsan kızı, insanoğlu, insan ibadet eden bir nesne. Dolayısıyla bir noktada boşluk gördüğü andan itibaren eğer gerekli donanıma sahip değilse, birliktelik yoksa, onu elde tutamıyorsanız başka alanlara yönelebiliyor. Kaldı ki dünya bir süreçten geçiyor. Şiddetin bütün dünyada prim yaptığı bir süreç, herkesin birbirine bağırdığı bir süreç. Yani sohbetin tükendiği, muhabbetin tükendiği, sözün tükendiği, ne kadar bağırırsan o kadar bir şey anlattığını, bir şey söylediğini düşünen insanların
daha yoğun, daha kalabalık olduğu bir süreçteyiz. Bu süreci tersine çevirmek zorundayız. Yani diyalog yolunu, konuşma yolunu, muhabbet yolunu yeniden açmak zorundayız. Birbirimizi %100 kabullenmek zorunda değiliz ama birbirimizi anlamak zorundayız. Ve biz, çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Geleceğimiz sözünün ne kadar, hangi anlamda nasıl kullanılacağı değerlidir ama onların bir hayatı olmalı, mutlu bir hayatı. Mutlu hayatı, eğer vicdanları varsa, olaylara nesnel bir bakış açısıyla bakabiliyorsa, pozitif, yani bilim biliyorsa, sanat biliyorsa, matematik biliyorsa, coğrafya biliyorsa, pozitif bilimle donatılmışsa, değer yargıları ve vicdanı onu doğru ilişkilere yönlendirecektir. Daha akıllı, daha vicdanlı, daha mutlu bir insan profili olacaktır. Fakat bu gidişatın sonunu biz biliyoruz. Bu gidişat travma, yani 12-13 yaşında travmaya tutulmuş, bir türlü mutlu olamayan, doğayla ilişkisini kesmiş, hayvana dokunmayan. Düşünün, yani birçok inançta hayvana dokunduğun anda abdestin bozulur. Büyük bir günaha girmiş olursun. Elin dokunsa, önünden geçse, vay filan hayvan geçti, tüh ben bugün çok beterim. Yani psikolojik olarak benim bugün işlerimin hepsi ters gidecek. Böyle bir düşünüyorlar. Tabii eğer doğadan uzaklaşırsanız, insandan da uzaklaşırsınız. Yaşamın size sunabileceği, sizi mutlu edebileceği değerlerden de uzaklaşabilirsiniz. Biz vicdanı önceleyen bir toplumuz. Hakkı ve hukuku önceleyen bir toplumuz. Biz bu noktada mutlak surette bu sürece müdahale edebilmeli. Çocuklarımıza sahip çıkabilmeliyiz. Bir arkadaşımla, dostumla, şimdi ismini vermek istemiyorum. Belki ona da siz hakkı da var. Demişti ki, ya çocuklarımız üzerinden politika yapmayalım. Ben ciddi anlamda bu din dersleriyle uğraşılmasına gerektiğine inananlardanım. Hala öyle düşünüyorum. Çocuklarımızı gerekirse din dersine göndermeyelim. Gerekirse, yani bu bir etkinlik kazanacaksa, bir yol olacaksa, ama bir şey yapalım. Ya bir şey olsun. Bu benim aklıma gelen bu. Sizin aklınıza da bir şey gelsin. Veliler çocuklarıyla birlikte din dersine girsin ya da. Din ve kültür bilgisi dersine çocuklar, veliler talep etsinler, çocuklarıyla birlikte girsinler. Denetlesinler çocuklarını. Bakın. Bakalım ne anlatıyorlar. O alanda kaybettikleri çocuklarını bir daha yakalayamazlar. Dogmatizm insanın mantığının önüne korkunç bir duvar örer. Bir daha siz güneşi göremezsiniz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, oradan bir çendik açmak için çok mücadele etmeniz gerektiğine inanın. Aslında bu projeyle çocuklarınıza göz dikiyorlar. Bunu ben herkes için söylüyorum. Herkes için. Yani çocuğu olan, bir de çocuk hak ve hukukuna saygısızlık. Bu yaşta çocukları kim iyi namaz kılıyor diye bir yarışın içine sokmak çocuk haklarına da büyük bir saygısızlıktır. O çocuk tatilde oynayacak, dinlenecek, koşacak, sokakta olacak, caddede olacak. Bu çocuk camiye girdiği andan itibaren başka dinlere düşmandır artık. Ben camideyim, dinimi yaşıyorum, bak kafirler geziyor. İnsanlar, bakın, bir günde katil olmuyor. İnsanlar bir günde şiddete yönelmiyorlar. Onların kafasının arkası daha küçük yaşta, çocuk yaşta dolduruluyor. Katiller yaratılıyor. Katiller, o müdahale edemediğimiz, bizce ya ne olacakmış diye hafifsediğimiz, önemsemediğimiz küçük detaylardan ortaya çıkıyor, bir yekeyerek ve büyüyerek. Trant vurulduğu zaman eşi Rachel Dink'in söylediği, evet, değil mi? 17 yaşındaydı. 17 yaşında bir bebekten bir katil yaratan düzen sistem, diye. Evet. Ve ilk telefon konuşmalarında da ulan çok önemli birini vurdum galiba diye konuşuyor, evet, Tuncay'la Ankara'da. Hrant'ı tanımıyor bile. Tabii. Yani, bilmiyor. Ve ortalık karışınca diyor ki çok önemli birini vurdum galiba. Bir dostum anlatmıştı. Yanılmıyorsam Tekirdağ'da bir Dersimli bir aile. Çocukları Adana'da bir üniversite kazanıyor. Üniversiteye gidiyor. Üniversitede çocuğun giderek telefonda konuşması değişiyor, yazıları değişiyor falan. Ailesi tabii çok, ilk başlarda çok önemsemiyorlar.
Çocuk karne tatiline geldiğinde bir takım değişiklikler görüyorlar. İşte kadın eli sıkmıyor. Artık namaz kılıyor falan. Daha sonra çocuklarının gittiğinde bir kızla işte sözüm ona, yani şey yapmak istemiyorum ben burada ön yargıyla baktığımdan dolayı, bir İslami bir kızla arkadaşlık, dostluk kurduğunu görüyorlar. Ve çocuk bir zaman sonra geliyor aileye, diyor ki bir daha beni aramayın, sormayın, ben sizinle birlikte olmayacağım. Ama o çocuk daha sonraları IŞİD'e kadar uzanan bir yola giriyor. Şimdi bu Alevi kökenli yani. Alevi kökenli, evet, Dersimli yani. Ben ondan dolayı anlattım. Yani başkaları olsa o örnek değil çünkü çok var, ama Alevilerden olunca Alevi yani toplumu işte böyle Sünni bir örgüt, gerici şeriatçı, evet, örgüt. Şöyle ben burada iyi ki aklıma getirdiniz. Diyorum ya, çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum, belki biraz şey oluyor. Cihatizmi övüyoruz farkında olmadan. Yani selefizm artık giderek bir ideoloji haline geliyor. Böyle cihatı ya da selefiliği çok basit artık açıklayamayız. Bir sistemin kendisi oluyor giderek. Bir yöntem oluyor. Bir hayat tarzı oluyor. Biz eğer bir ortada bulanıklık varsa, bizim bize bir şey olmaz. Biz aman şöyle otururuz, görünmeyiz falan. Bu böyle olmuyor maalesef. Az önce söylediğimiz gibi insanlar durduk yerde durmuyor. Değişiyor, dönüşüyor, ilişkiler kuruyor. Hiç fark etmeden bir anda çocuğunuz sizin bombacınız olursa da şaşmayın. Bu maalesef, yani bu gerçeğimizi görmek zorundayız. Bu gerçeği göremezsek, az önce de söylediğim gibi, eyvahı, ahı, süslü lafların hiçbir işe yaramadığını, hiç para etmediğini, hiçbir sorunumuzu çözmediğini şaşarak, hayretler içinde kalarak görürüz. Ben demiştim de çözüm değil. Bir an önce ne yapılacaksa birlikte oturacağız, yapacağız, tartışacağız. Biz bakın, sokak kaybedildiğinde sokağın vicdanı kaybolur. Sokağın vicdanı kaybolduğunda da hak, hukuk, adalet kaybolur. Onlar kaybolduğunda da insanlık, dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık kaybolur. Onlar kaybolduğunda da sokağın tek egemeni korku ve ölümdür. Evet. Süre azaldı. Hızlıca size bir iki sorum olacak. İlk sorum, yarın okullar kapanıyor. Evet. Bu projenin tehlikelerinden de bahsettiniz. Peki neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yarın okullar kapandıktan sonra bu proje hayata geçmeye başlayacak. Siz neler yapacaksınız? Benim Alevi taliplerim var. Şimdi hem Alevi örgütleri, ben bir program yapsın istiyorum. Ne kadar zorlarız bilmiyorum ama ben tabii çocuklarla her gün buluşmaya gayret göstereceğim. Cem evinde çocuklara bir saat birlikte oynayalım biçimine, birlikte eğlenelim. Onları eğlendirecek oyuncaklar alacağız. Her saat oralara yönelmemesi için. Özellikle katılırsa da çok mutlu oluruz. Biz insana negatif bakmıyoruz. 72 millete bir nazarla bakıyoruz. Kim isterse bizimle birlikte her gün bir saat birlikte olabilir. Her şeyden önce benim iki tane torunum var. Bir tane torunum da ilk öğretimde. O da okuyor. Ben torunuma bakmaya doyamıyorum. Ona dokunmaya kıyamıyorum. Onu bütün çocukların nezdinde bütün çocukları çiçektir diyorum. Bırakın çocuklar oynasın, çocuklar gülsün, eğlensinler. Çocuklara böyle bir sorumluluk yüklemek çocuk aklının cinayetidir. Çocuğun aklının katledilmesidir. Yani mutlaka ben de bütün arkadaşlara öyle öneriyorum. Bir araya gelin. Çocuklarınızı bir araya getirin. Siz de başka getirin. Bir proje üretmekten bahsediyorsunuz. Daha evet. Çok bütün Türkiye'de çocukları bir arada tutun. Onlara oyuncaklar alın. Onlarla eğlenin. Bu karne döneminde hiç olmazsa kendinizden fedakarlık yapın. Kahvehaneden, sokaktan, caddeden, hoşunuza giden, zevk aldığınız birçok şeyi erteleyerek bu haftayı okula başlayana kadar çocuklarınızla azami şekilde geçirmeye gayret gösterin. Evet.
Bir şey daha soracağım çünkü satır arasından yakaladım. Hani bu projenin tehlikelerini konuştuk ama siz satır arasında dediniz ki Alevi çocuklarının yaşadığı sıkıntılar var okullarda. Evet. Herkesin bildiği gibi dediniz ama bilmeyenler olabilir. O yüzden onu biraz açar mısınız? Ne gibi sıkıntılarla geliyorlar eve, okulda ne yaşamış oluyor Alevi çocukları? Şimdi giderek bütün okulları İmam Hatip'e çevirdiler. Yani eğitim seviyesi hızla aşağıya doğru gidiyor ve artık dünya ölçeğinde galiba eğitimde sondan birinci, ikinci falan ülke durumuna düştü. Matematik dersine dahi öğretmenin ayetel kürsi ezberle öyle geçiririm seni dediği bir süreçten geçiyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. İçinizde öğretmenden kaynaklanan, öğretmenlerin bilerek sorduğu sorular. İçinizde Alevi var mı? Birçoğu gizlemesine rağmen cesaret ederek deşifre etmek, fişlemek ve onun üzerinden propaganda yaparak bir düşmanlık yaratmak. Bakın egemen olan hiçbir şey düşmansız yaşayamaz. Kendisine düşmanlar bulmak zorundadır. Bu çocukta da böyle, ağaçta, taşta, börtüde, böcekte, kuşta da böyledir. Aynı zamanda insanlar bize tarif edilirken neydi? İnsan doğayla yaptığı savaşı kazandı. Yani doğayla savaş mı olur? Yani havasını soğuyacaksın. Doğayla barışık yaşarsın. Yoksa biz sen bir deprem geldiği zaman görüyorsun. Yani üstadım bir şey sormak, eklemek istiyorum. Burayı da aydınlatırsanız. Şimdi İmam Hatip oldu dediniz bütün her yer. 12 Eylül'de de böyle bir proje vardı. 12 Eylül'de laik bir askeri diktatörlük vardı ama laikti. Atatürkçüyüz ve laik izliyorlardı. Dersim'de 5000 Alevi çocuğunu alıp İmam Hatip okullarına götürdüler. Ve bunun belgeselleri de yapıldı. Şimdi bunlar laikti. Onlar laikti. Bunlar da dinci. Ama Alevilerin durduğu yer bakımından hiçbir şey değişmemiş. Yani onlar da Alevileri sünnileştirmek için mücadele ediyorlardı. Laik iktidarlar. Şimdi Sünni ve diktatöryel yönetimde aynı şeyi yapıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani eski iyidir diyoruz bu ya. Bu şeyin hiçbir dönem laik olduğuna inanmadım. Laiklik bu coğrafya için büyük bir palavra. Yani Diyanet gibi devasa bir Hanefi mezhebini örgütleyen, finanse eden kocaman bir kurum varken yani bir laiklikten söz etmek. Aynı zamanda laiklik bir anlayıştır. Sadece yani ben laik izlemekle laik olmak mı? Uygulamak lazım. Uygulamada, pratikte yoksa zaten laik olmadan demokrasi falan hiçbir şey olmuyor. Laiklik ve olmadı da zaten. Olmaz, mümkün de değil. Fakat ben durumu şöyle özetlemek isterim. Alevi çocukları okuldan da soğuyorlar. Birçoğu okul bırakıyorlar. O derslerindeki başarıları hızla düşüyor. Öteki gözüyle bakılıyor. Birçoğu okul değiştiriyor. Gittiği okulda çabuk neden geldiğini öğretmenler kulaktan kulağa fısıldıyor. Ciddi anlamda eğitim alanında Aleviler üzerinde ciddi bir baskı var. Alevi çocuklar üzerinde ciddi bir baskı var. Bu eğitim sisteminin bir kere ismini koymak lazım. Bu eğitim sistemi cihatçı, selefist bir eğitim sistemidir. Ve ötekine düşmandır. Ötekini ıslah etmeye de yöneliktir. Yani terbiye etmeye de yöneliktir. Onu olduğu yerde bırakmıyor. Onu değiştirmek ve dönüştürmek de istiyor. Onu o küfarlıktan kurtarmak istiyor. Kafir. Ya kafir ne yaparsınız? Öldüremiyorsanız aklını değiştirirsiniz. Onun vicdanını değiştirirsiniz. Düşüncesini değiştirirsiniz. Dinini değiştirirsiniz. Bu kadar uç noktada olay. Yani bu gerçeği görmeden hareket etmek, yani bir şey söylemek de çok doğru değil. Ben çok fazla sözün ortaya çıkıp, vay bizim çocuklarımıza şöyle böyle yapılıyorum, çok para etmediğini, çok bir işe yaramadığını, evet dillendirelim, kamuoyuna şikayet edelim, bir kamuoyu oluşturalım. Fakat bunun bir Türkiye gerçeği olduğunu, bu biz Sünnilere de derdimizi anlatmak zorundayız. Onların çocukları aslında tehdit altında, büyük bir tehdit altında, mühendis olması, doktor olması gereken çocukların nerelere savrulduğunu, avukat olması, Türkiye'den bakın bir beyin göçü var. Evet.
doktor, avukat, yüzlercesi bu ülkeyi terk ediyor. Neden? 253 bin. Bunu söyleyelim son çünkü, bir yılda. Çünkü aklın, yani pozitivizmin, insanın ürettiklerinin yalan olduğunu düşünen, ona düşmanca bir tavır alan bir anlayış var. Bir dakikamız var. Eyvallah. Ben her şeyden önce son mesaj olarak söylemiş olayım bunu. Hep birlikte bütün çocukları kucaklayalım. Çocuklara sevgiyi, saygıyı öğretelim. Çocuklara vicdan öğretelim. Çocuklar bilimin, müsbet bilimin şair olsunlar, şiir yazsınlar, edebiyat üretsinler, ameliyat yapsınlar, mazlumların ve masumların hakkını savunsunlar. Çocuklar asla bir pozitif ayrımcılığa uğramasınlar. Onlar bizim çocuklarımız. Evet. Onlar çiçek. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Çağırdığınız için. Sesimizi duyurdum. Ya eksik noksan duyurabildiysek ne mutlu. Evet, mutlaka duyuruyoruz. Çok mutlaka. Bizim aşkı, iyi izleyici kitlemiz var. Duyarlı ve iyi bir izleyici kitlemiz var. Eyvallah, çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Evet, gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Pir Sultan Aptal Kültür Derneği İçeren Köy Cemevi dedesi Sefa Öztürk bizdeydi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın Haydi Çocuklar Camiye projesini Alevi örgütlerinin neden bu projeye tepkili olduğunu konuştuk. Çok da güzel anlattı kendisi. Evet, bugün de gün başlıyor bitti. Yarın sabah 7'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.